halkımıza sesleniyorum. Hayvan pazarı bir, Hilalkent itfaiye karşısında olacak. Halkımız bunu duysun. İki, Yıldızkent Kuğulu Park önünde hayvan pazarı yapılacak. Üç, Ilıca Şeker Fabrikası karşısında hayvan pazarlarımız kurulacak. Belediyemiz gereken tedbirleri aldılar. Mezbahalarımız da 9 tane mezbahamız var. 1 Hilalkent, 2 Şükrü Paşa, 3 Dadaşkent, pardon, Dadaşköy yolu, 4 Muhittin Arabi, yani Araplar Düzü, Karayırların altında mobil mezbahalarımız, kayak yolu, 5 Yıldızkent Kuğulu Park yanında olacak 6. mezbahamız, 7 Yıldızkent son durakta olacak Yenişehir alt yolda da bir tane mezbahamız olacak. Toplam bunun şeyi 9 tane. Burada belediyemiz, tarım il müdürlükleri gereken tedbirleri aldılar. Veteriner hekimlerimiz de başında olacak. Dişi mal, düve kesimi kesinlikle yasak. Bu mobillerde kesilmeyecek. Ancak veteriner raporu olursa, damazlık değerini kaybetmiş olursa vatandaşımız o kurbanı kesecek. Vatandaşlara da sesleniyorum, aldıkları zaman mutlaka veteriner kliniklerinden birer tane damazlık değerini kaybetmiş raporu alsınlar. Başkanım, peki bu sene mesela bir ilk herhalde kasaplar artık şey kesin mi, şey olmayacak artık, kasaplar kendi şeylerine göre kesim yapmayacaklar. Şimdi o da şöyle, sokak ortasında, mahalle aralarında kesinlikle bu kesimler yasaklandı. Kesenler hakkında da kanun işlem yapılacak, cezalar yazılacak. Şimdi burada vatandaşlar, bilmiyorum belediye müsaade eder mi bahçelerinde falan. Ona ben bir şey diyemiyorum ama sokak ortasında kesimlere yüklü miktarda cezalar yazılacak. Zaten belediye gereken önlemi almış, mezbahaları kurmuş. Burada da 300 bin lira hayvan başı belediyeye para ödeyecek vatandaşımız. Bu da büyük bir rakam değil. Teşekkür